Bilgi Kripto YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Shirtum Coin nedir? Shirtum platformu hakkında size bilgileri aktaracağım. Ayrıca Shirtum Coin nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle Shirtum platformunu bir inceleyelim beraber. Shirtum bir NFT pazar yeri. Bu NFT projeleri 2021 yılında bayağı popüler hallere geldi. Bayağı revaçta şu anda. NFT'lerde en önemli pazar yerlerinden biri OpenSea. Bu OpenSea platformunda çeşitli NFT'ler bulunuyor. Bunlar Punkstar projeler. Buradan hatta bazılarına göz atalım beraber. Dino Warriors. Bakalım, örnek veriyorum. Şu anda bir Ethereum gibi bir fiyatlandırma. Burada teklifler, fiyatlar. Neyse. Shirtum ya da Shirtum platformu spor kulüpleriyle anlaşma sağlayarak spor kulüplerin hikayelerini, oyuncuların hikayelerini, bunları NFT haline dönüştürerek pazar yerinde satışa sunuyor. Ve tabi platformun kendine ait bir coin'i bulunuyor. Token'ı bulunuyor. Adı Shirtum. Yeni bir proje aslında. Ama proje gitgide ivme kazanmış durumda. Çünkü çok yakın bir zamanda 1 Ekim tarihinde Galatasaray'la bir NFT anlaşması sağladılar. Hatta şu anda gördüğünüz ana ekranda dönen teaser Galatasaray'a dair bir teaser. Burada zaten Galatasaray'ın teaser'ı bulunuyor. Hatta bununla ilgili değinmek istiyorum. Galatasaray'ın Ali Samiyen NFT onun için projesi Ali Samiyen'in satışa sunuldu 1 Ekim'de. 100 adet nadir NFT projesi yaklaşık 200 bin euro değerinde Galatasaray'a bir fon sağlanmış oldu. Ve yaklaşık 59 saniye gibi kısa bir sürede satışı tamamlandı bu projenin. Daha sonra 8 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam yine Ali Samiye'nin anılarına dair Ali Samiye'ninle ilgili bir NFT satışı olacak. Bu sefer adet sayısı 1000'e çıkarıldı diye biliyorum. Daha sonra da 10.000 adet bir satış olacak. Tabii fiyatlandırmalar buna göre değişiyor. Daha sonra bu NFT'leri OpenSea gibi platformlarda satışa sunabilirsiniz. Burada dikkat etmenizi gerektiren bir unsur var. OpenSea ya da diğer NFT market yerlerinde, pazar yerlerinde yer alan her NFT projesi gerçek değil. Şimdi eğer NFT ile ilgili çok bu bilginiz yoksa zaten bunlara çok girmenizi tavsiye etmiyorum. Girmenizi tavsiye etmiyorumdan kastım öğrenin. Ama öyle öncelikle bunu alayım, aa bu Galatasaray'mış, Ali Samiyen'miş modunda olmayın. Mesela burada biri paylaşmış, örnek veriyorum burada gördüğünüz üzere. Galatasaray NFT 2 diyor. 3 Ethereum gibi bir fiyat koymuş. Pijiko denilen bir arkadaş. 36 görüntüleme almış. 10.000 dolar bir fiyat demiş. Bu orijinal değil arkadaşlar. Yani bu Shirtum tarafından kullanıcılara sunulan bir NFT değil. Bu arkadaş uyanıklık yapıp Shirtum teaserından, Galatasaray tanıtım videosundan bir ekran resmi çekmiş. Bunu NFT haline dönüştürmüş. Bunu OpenSea'de hepiniz yapabilirsiniz. Hatta bir sonraki videomda bunu açıklayacağım. Anlatacağım nasıl NFT üretilir. NFT nasıl satılır. Burada zaten gördüğünüz üzere null address Pijiko tarafından tasarlanmış. 3 Ethereum'a satılıyor. Böyle şeyleri sakın almayın. Bunlar biraz kandırma. Ya tutarsa diye yapmışlar, yüklemişler. Burada gördüklerinizin çoğu Shirtum tarafından sunulan NFT'ler değil. Shirtum bir dediğim gibi NFT projesi Galatasaray'la anlaşma sağlayarak büyük bir ivme yakaladı. Bir ana sayfasında inceleme yaptığımız zaman burada takım çok önemlidir. Bir projeyi de alım satım yapmadan önce takımı incelemeniz gerekir. Takıma bakmanız gerekir. Herhangi bir takımı var mı? Roadmap var mı? Ondan sonra token hakkında bilgiler, white paper var mı? Burada gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Kurucu oyuncular denilen bir bölümde Papu Gomez,
Rakitic gibi oyuncular da yer alıyor. Burada zaten Shirtum Token'ın arz hakkında bir bilgilendirme var. %13.80 kısmı ICO'da, işte %12'lik kısmı kurucu oyuncularda, %3'ü danışman, %12 hazine gibi, %12'lik diğer kısım ikinci yarı ön satışına tamamlanmış. Zaten bunlar tamamlandı, öncelikle onu söyleyeyim. Shirtum Coin, eğer NFT satın almak istiyorsanız Shirtum ile Shirtum'a kayıt olmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor mail aracılığıyla. Şu anda market herkese açık konumda değil, NFT markete. Abone olduktan sonra zaten size mail geliyor. Mail ile satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da Galatasaray NFT'si almak istiyorsanız Galatasaray'ın kendi web sitesinde bununla ilgili bir bölüm açılıyor diye biliyorum. Oradan da TL, kredi kartı ile bile NFT alabilirsiniz. Shirtum Coin'in genel bir incelemesine bakalım. Shirtum, dediğim gibi bir oyuncu hikayelerini paylaşan bir NFT projesi. Bunu şöyle normale getireyim. Şu anda dolar bazlı olarak fiyatına baktığımız zaman 37 cent gibi bir fiyatı var. 0.37 dolar. Bir düşüş de şu anda. Bunun nedeni ne olabilir? Genelde borsa listelemelerinden sonra biraz düşüş sergiliyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şu anki fiyatını ben çok makul buluyorum. Yani aslında girilebilecek seviyeler gibi görüyorum. Hatta şöyle genel bakalım. Baya baya yani 70 centlerden şu anda 37 centlere kadar gerileyen bir fiyat var. Bir arz incelemesi yapalım şu anda. Shirtum'un şu anda dolaşan arzı yaklaşık 70 milyon. 70 milyonluk bir dolaşan arza 37 cent bayağı düşük bir rakam, onu söyleyeyim öncelikle. Toplam arzı ise yaklaşık 750 milyon civarında bir toplam arzı bulunuyor. Listelendiği borsalarda burada Hotbit, PancakeSwap, bunlar çok kullanmanızı tavsiye etmediğim. Bu Pancake zaten DEX bir borsa. Hotbit, bunlar çok kullanmanızı tavsiye etmediğim borsalar diyeyim. Burada videonun açıklama kısmında Gate.io kayıt linki var. Ona tıklayarak Gate.io üzerinden Shirtum Coin alabilirsiniz. Shirtum Coin'leri kesinlikle Gate.io üzerinden alın. Çünkü Gate.io şu anda markette ilk 10 borsa içerisinde yer alan bir borsadır. Güvenilir bir borsadır. Ve hacmi gayet iyidir. Zaten yeni çıkan coinlerin çoğunu Gate.io'da yayınlanıyor. Gate.io bu konuda biraz öncü. Gate'de çok fazla fırsat var. Onu belirtmek gerekir. Videonun açıklama kısmında Gate.io linkini paylaşıyorum. Kayıt linkini. Gate.io'ya kayıt olun. Gate.io'ya kayıt olduktan sonra, linke tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılacak. Kayıt ekranı. Bu arada 100 dolar kazanma şansı ve 5500 dolarlık test bakiyesi veriyorlar size. Buraya kullanıcı adı, e-posta ve şifre kısmını oluşturduktan sonraki bölüme geçmeniz gerekiyor. Sonraki bölümde sizden doğrulama, isim, soy isim ya da numara gibi şeyler istiyor. Bunları doğrulamanız gerekiyor. Doğrulama işlemini yaptıktan sonra Gate.io borsasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Kimlik doğrulaması yapmanız ilk başlarda gerek yok ama yine de eğer yüklü bir miktarlarla alım satım yapacaksanız kimlik doğrulaması gibi bunları uygulayın. Burada piyasalar kısmına bir girelim. Burada Shirtum'a bir bakalım. Shirtum. Evet. Gördüğünüz üzere Shirtum Tether paritesinde, yani dolar paritesinde açık şu anda. Buradan alım satım yapabilirsiniz. Bayağı gerilemiş bir fiyatı var. Bu arada ön satış fiyatı sitede yazıyor muydu? Onu bir tane kontrol edelim beraber. Yol haritası. Şuradan bir beyaz kağıda bakalım. Ben aslında projeyi beğendim. Özellikle Galatasaray ile adım atması bayağı Shirtum'u reklam haline getirdi. Hatta şu anda Galatasaray'ın tüm maçlarında, çoğu maçlarında saha kenarındaki billboardlarda reklamlar yer alıyor Shirtum'a dair. Galatasaray'ın web sitesinde de yer alıyordur büyük ihtimal. White paper, yani dolu dolu doldurmuşlar white paper'ı. Burada evet, round bir private sale.
Tokenların ön satış fiyatları yazıyor. Şöyle bir baktığımız zaman, evet gerçekten 0,02 Euro gibi bir ön satış fiyatından, 0,03 gibi bir ön satış fiyatlarından satışa sunulmuş ilk başlangıçta. Yani yaklaşık bir 10 katı yapmış zaten. Hatta ATH'sini düşünürsek şu anki duruma göre bir yaklaşık 10 katının çok çok üstünde yapmış. Proje güzel. Projenin dip fiyatını belirleyip kafanızda inceledikten sonra dip fiyatını inceleyin. Kademeli alım satım sizin tercihinize kalmış. Projeyi ben beğendim. Alım satım işlemleri için kesinlikle Gate.io borsasını kullanın. Gate.io kayıt dediğim gibi videonun açıklama kısmında yer alan kayıt linkinden Gate.io'ya üye olup daha sonra Tether partisinde Shirt'um alabilirsiniz. Bu arada Gate.io borsasında TL yükleyemezsiniz. Onu söyleyeyim size. Gate.io'da herhangi bir token ya da coin transfer etmeniz gerekiyor. Bu ne olabilir? Ücreti az olan bir kripto para birim olması gerekir. Yani komisyon ücreti az olan. Tron olabilir. Ya da zaten transfer işlemlerini de görebilirsiniz. Ne kadar komisyon kestiğini. Ona göre diğer borsalardan transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda bunu bir tohum olarak düşünün. Bu Gate.io'da listelendikten sonra Gate'den sonraki borsalar genelde ilk onda yer alan büyük borsalardır. Bunun bir patlama noktası olacaktır. Şu anda aşağı doğru bir akümüle zamanında daha çok reklama, daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'dan sonra başka takımların da geleceğini düşünüyorum kesinlikle. Bu NFT projelerine de diğer videomda yer vereceğim. NFT nasıl üretilir? NFT nasıl satın alınır? Hangi NFT'ler satın alınmalı? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yer alan kısımda sosyal medya hesaplarımız bulunuyor. Oradaki sosyal medya hesaplarımıza abone olarak yeni çıkan coinlerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkürler.